Merhaba arkadaşlar, ben Horhan. Şimdi herkesin sevdiği bir şey bu. Star Wars değil mi? He. Artık bir kültürel ikon. En yakın zamanda izlemiş biri olarak söylüyorum. Evet, bütün seriyi bitirdik. Ben iki kere seyrettim. Şimdi ismi açıklandı. Herkes duysun gelsin. Star Wars The Lost Jedi. İngilizcesi bu. Evet. Türkçesi Yıldız Savaşları Son Jedi. Evet. Son Jedi kim ama? Kim bu Son Jedi? Sence kim? Luke'dur herhalde değil mi? Yani mantık olarak. Tabii Luke olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz Force Awakens sonunda Rey Luke'a ışın kılıcını vermişti. Evet, verdi. Orada da bitti zaten. Şimdi. Sonra... Ama bu kadar kolay ismi Luke olarak açığa çıkarlar mı diyorsun? Kandırmacı olmasın. Çünkü olabilir mi? Kylo Ren dönebilir mi? Ya ben ona da bir şey dönecek gibi geliyor bana ama. Ya o çocuk tam böyle saf kötülük yok gibi geliyor bana. Ama o ne? En biraz kötü, böyle en, saldırıyor öyle. Çok en şey... kötüsünü yaptı ama. Kim? Gitti babasını öldürdü. Ya o ölüm de yani biz yani çok kötü oldu yani. Ben de çok şaşırdım onu izlerken sinemada. Hani yalla belanı vermesin. Han Solo'yu nasıl harcadın lan? Başka kimi artık Chewbacca'yı göreceğiz herhalde. O şeyin bizim Rey'in yardımcı pilotu olacak. Finn de var. Finn'i de büyük ihtimalle yiyecek. Finn evet orada yatıyordu çocuk. Yatsın bakalım. O kullanamıyor zaten ışın kılıcını. Ama yine de iyi kullandı. Ben ona şaşırdım. Kullanamamış ya, şimdi siz öyle iyi kullan diyorsunuz da. Kylo Ren'e o silahla vurmuşlardı hatırlıyorsan. Chewbacca vurdu. O yüzden o kötü kullandı zaten. Yoksa Kylo Ren Rey'den daha iyi kullanıyor ışın kılıcı. Ben Finn diyorum. Finn ayrıca Finn ona göre o yüzden şey yaptı yani. Bunu söylüyorum. Finn'de bayağı yani bir şeyler varmış çocukta. Ya büyük ihtimalle o asker böyle. Yani direnişte şey yapıyor. Bu Finn kılıç falan almasın. Aman vallahi keser bir yeri. Şey kullanacak herhalde bu hani o silahlardan. Evet. Han Solo'nun kullandıkları. Ya alsın öyle şeyler kullansın yani. Şimdi fazla şey yapmayalım. Son Jedi. Şimdi bir yerden öğrendiğime göre ben de dün. Luke hani şey olmuş ya. Yoda demiş zaten Luke'a. O Yoda öldükten sonra şu an Jedi kim kalıyor? Luke kalıyor değil mi? Hani tek o kaldı bizim şeyde. Altıncı film. Evet o kalıyor çünkü. O da akademi kurmuş kendisine işte. Ya şimdi tamam ben açıklayacağım da bu Return of the Jedi var. Bir de Lost Jedi var. Nasıl oluyor bu? Keşke bunu şey filmine koysaymışlar. Ya isim. Üçüncü filmi. Bir isim bu kadar iki filmin karışmaması lazım bence. Ya bu da çok basit olmuş be. Benim şimdi bir şüphelerim var aslında. Bu film mesela benim eski filmleri özlüyorum ben. Tamam ben de bak eski filmleri özlemenin en büyük yöntemini söyleyeyim mi? Jedi'lar var. Jedi'lar var. Star Wars Force Awakens'ta. Çok az. Getirmişler 3-5-2 tane herif. Almış Rey hiç bilmiyor. Almış kılıcı kullanıyor. Evet ama onun bir sonra, Force'u var. Evet, var biliyor musun Force'u var da. Hani ilk filmlerde böyle Obi-Wan pat o kırmızı abi mi? Kimdi o ismini? El orada. Motorla şahane çok devre şeyler. Dark Maul'du galiba. Dark Maul. Dark Maul'u bir vuruyordu. Nasıl ama? O şeyi öldürmüştü. O abi Liam Neeson. Neydi onun? Queen John mu? Öyle bir şey ismi vardı onun da. Yani o filmlerde bile hani ilk 1-2-3'te de yani kötü diyorlar ya ona. Orada bile bayağı Jedi'lar var. Zaten en çok orada var. Jedi'lar orada. Uçuyor orası yani. Bayağı Jedi dolu orada. Yoldalar desen, o şeyler desen yani. O filmleri ama beğenmeyenler var. 1-2-3 filmi Anakin'in Force'a geçiş filmleri. Artık hani şey... Force'a geçiyor yani artık. Ve biri saymazsak 2 ile 3 biraz artık hani böyle o imparator da kandırıyor işte böyle. Geçireyim seni Force'a böyle. Hani öldür diyor. Git öldür onu diyor. Öldür önce Jedi böyle yapmaz diyor. Kafasıyla oynuyor işte Anakin'in. Sonra da onu Force'a çekti. Samuel Jackson abimizi nasıl parçaladı yani orada. İmparator öldürecekken. Şimdi buraya geliyoruz. Buradan sonra Luke şeyi kurmuş değil mi? Orada gösteriyoruz 7. filmde. Hani kurmuş akademiyi ama ihanet etmiş bizim. Oo Kylo Ren. Kylo Ren. Yine onu çekmişler. Snoke çeldi onu. Sith olmuş artık. Sith Snoke, son evet. Düzen mi diyeyim artık. Sith şey olarak. Bunlar Sith yani. Hani artık karanlık tarafında. Ona çekmişler. Kim çekti? O çekti değil mi? Snoke bir de diyor. Nasıl çekiyordu o kadar büyük adam? Sen hiçbir Jedi'nin yapamadığını yaptın diyor. Kendi öz babanı öldürdün diyor. Bir arkadaş da şunu söylüyor. Ulan... Anakin 3. filmde evet. Bir sürü çocuğu kesti bıçakladı. O daha kötü değil mi diye. Evet o daha o yani orada da böyle çok duygusallık. Oo. Yardım etmeye geldi. Yani sen bir sürü çocuğu öldürmek mi daha zor? Babanın bilmiyorum yani ben bunu. Yani bir şey söylüyorum. Karışır kafası insan. Annesini affeder onu hiç merak etmesin. Hani bu arada Carrie Fisher ablamız öldü. Saygı ve rahmetle anıyoruz kendisini. Evet, evet gerçekten bizim yani izlerimizde hep hayran duyduğumuz bir karakterdi. Hatta ilk üçe yani ilk iki diye bile girebilir. Hani dördüncü filmde hani böyle birazcık Luke'a da çaktırmasa da onunla ilişkisi olduğunu hemen Han Solo'ya evet. Düşmüştü yani. Evet, zaten belliydi çocukları da oldu. Ama bir de bu filmle ilgili şeyin çocuğu var bir tane. Evet. Lennon prensesin.
Bir tane kız çocuğu var. Kardeşi var. Bizim şeyinde Kylo Ren'in kardeşi var. Evet. Kız kardeşi. O da bu filmde. Bir şey daha açıklamak istiyorum. Tamam hani diyoruz ya hani eğitmiş Han Solo, Kylo Ren falan. Niye o sahneler gözükmedi? Sence gözükse iyi olmaz mıydı yani? Şimdi Luke mu? Evet, Luke eğitmiş ya Kylo Ren'i. Çok az gözükmedi. Sonra hani Snoke çelmiş onu Force'a falan. Bunları gösterseler güzel olurdu. Abi bunlar şimdi para peşinde ya Disney. Bu bozdu ayarını. Ya Disney karışmasın kardeşim buna. Önceden Disney var mıydı? İlk şeyde X 1 2 3. Yok, bunlar Lucasfilm'in hepsi şey aldı. Evet. Lucasfilm alınca otomatik olarak. Yani hani bilmiyorum. Hani belki demişlerdir Anakin şeyi yaşamayın, siz yine aynı şeyi göreceksiniz. Onları gene hiç bahsetmiyorlar. 1 2 3 onlarda hiç bahsetmiyorlar. Yok, bunlar bu seriden gidiyor. 3 5 6'dan 3 4. Hani yine bakın. 5 6'dan. Siz mesela 1 2 3'ü izlediğinizde yani 3'ün son sahnesinde hani doğum yapıyor ya hani Natalie Portman. Mesela 4'te bayağı bir gönderme var oradan. Alıyorlar mesela sonra kızını şey alıyorlar. Luke alıyor, başka yer oluyor bir var. Hani onlardan yani bahsetmesi Anakin'den filan. Anakin'in tek şeyini gördük bizim. Şeyini, taktığı şeyin. Ne desek ona? Kaskı mı desek? Kaskı. Maskesi mi desek işte. O da diyor başladığın şeyi ben bitireceğim diyor. Büyük baba diyor. Ben senin şeyini yapacağım diyor. Tamam da bakın söylüyorum buradan. Anakin geçtiyse her şeyi. Jedi'yi geçtiyse o kadar insan öldürdü. Bu bizim arkadaş kesin geçecek. Ne? Benim içinde bir his var. Bunda öyle saf bir kötülük yok gibi geliyor bana. Bunu gaza getirmişler babasını öldür diye. Bu da şimdi öldürdü ama içinde hala bir şeyler var. Ben biliyorum onu. Geçecek bence. Bence Rey'den şüpheliyim. Bence geçecek karanlık tarafa. Bu Star Wars dirisi Force. Hep yani Force üzerine kurulu. Biliyorsun. Dirisi karanlık iyilik taraftan karanlık tarafa. Jedi'den karanlığa geçer. Bir kişiyi geçiremiyorlar. Luke'u hiç geçiremiyorlar. İstedikleri kadar uğraşsın. İmparator hatırlıyor musun? Babasını geçirdi. Return of Jedi'de İmparator uğraşıyor. Ver. İmparator kapışa sonra Darth Vader'la şey Luke. Ama geçmiyor işte. Geçmiyor. Ama dışında. Sonra İmparator işkence çekti Jedi'da Luke'a. Sonra baba kurtar beni Luke dedi. Onu da aldı Darth Vader. Bir atla aşağı. Sonra da geçmişti hatırlıyorsanız. Hatta yani orada gözüküyor. Evet, Obi-Wan'ın yanına geldi Yoda'yla. Yoda'larda. Bu arada söyleyeyim 4. filmde Obi-Wan şeyle Darth Vader'la kapışırken ölüyor. Hayalet olarak kalmıyor yani, ölüyor. Evet. Yani ben o baştan ilk izlerinde bilmiyordum bu evreni. Evet. Oraya gidiyorlar çünkü. Çünkü evet Jedi'lar ölünce hayalet oluyor. Ama hayalet onlarla konuşabiliyor. Evet. O öğretmiş de hani Obi-Wan'a. Evet. Ustasıyla konuşmayı. Evet, hatta Luke'la Yoda hani öğretiyor ya bir şeyler. Hatta orada şey gelmişti. Obi-Wan da oradaydı. Evet, Obi-Wan geldi oraya. Hoş ustası da oradaydı. Neydi o adamın adı? Nerlis'in canlandırdığı karakterin adı beyim. Queen Jean mu? Queen Jean işte oradaydı. O da öğretmiş onu arada var ya. 6 ile 3 ile 4 arası. Orada Obi-Wan onunla konuşmayı öğreniyor. Evet. O yaşlanıyor sonra tabii. Bir de bir şey hiç ilgili hani Jedi'lar geri dönebilmiş. Hani öldürmüş diye bizim. Hani Luke'un akademisinde Jedi'lar. Onlar kurtulmuş diyor birkaç tanesi. Ondan sonra şey olmuşlar hani. Hani bu hayaletlerle yardım ediyor. Hayaletler var ya Luke'lar falan onlar toplanıyor böyle. Onlar yine eğitiyor hayaletler. Hani Yoda'lar falan öyle bir şey olabilir de. Hayaletler hani eğitebilir yani onları yeniden. Olur. Olur tabii. Yani bir şeyler söylerler yani hiç olmaz. Evet orada görünürler onlar. Öyle ölmüyorlar tam. Acaba şeye savaşa katılırlar mı son olarak mesela? Hayalet olarak nasıl şeyde? Ya nasıl madde değil ki onlar? Bilmiyorum işte oluyor. Belki olur diye mi? İnşallah öyle bir şey olur mu bilmiyorum. Ya tabii şimdi bu kaçıncı film? 8. film bu. Aralıkta. Lost Jedi. 8. film. 8. film mi? Evet. 7 şey ne? Force Awakens değil mi? Evet. Bu ne zaman çıkacak bu? Aralık 2017. Bu mu? Evet. Ben de 9. filmi zannettim. 2019'a girecek. Şaşırdım yani. Bu sene girecek olan filmin ismi bu yani. Bu yakında 2 ay sonra da trailer gelir büyük ihtimalle. Ben de neden December yazmış bunlar buraya diyorum. Hayvanlar. Bekliyoruz. Biraz ismi şaşırttı. Yani neden kolay geldi. Kırmızı yapmışlar bunu böyle bu? Belki bir şeyler olacak. Force. Burada bir şeyler olacak. Ya. Yine bakın. Birimize gönlünü yine birimize soktular. Hani Rey'i biliyorsun. Çok alıştık yani. Alıştık yine film olarak. Evet. Alıştık. Ama yine onu bir aşılayıp Dark Side'dan. Onun bir geçmişiyle ilgili bir flashbackler vardı. Bir şeyler oluyor orada. Evet, dediklerine göre bir sürü uydurma var. Teorilerden bir tanesi söylüyorum. Rey ile Han Solo'nun şeymiş yani. Kızıymış. Öyle bir şey diyorlar. Ya o değil geldi. Bir tane kız katılıyor kadroya. Acaba o mu kızı? Bir tane kız kardeşi gelecek ama inşallah o olursa kardeşler mi kopacak? Nasıl olacak? Kylo Ren'le. O da çok sinirli be. Yani bir şey yapamaz gibi geliyor bana. Öyle gemide nasıl kılıçla bir vuruyordu. Deli yani çok deli bir karakter. Yani bu arkadaşa doğrudan bir tavsiyede bulunalım. Sen maskeni çıkarma. Evet maskeli daha güzel olur. Evet, maskeli çok havalı bir karakter Kylo Ren. Maskeyi çıkarınca bu şeyin filmleri belli oluyor zaten.
Scorsese filmini iğrenç yapmışlar adamı. O kadar kötü yapılır mı? %10. İğrenç olmuş. Maske çıkarmasın arkadaşımız. İyi oyuncu gerçekten. Sinirli çok iyi veriyor. Şimdi hoşuma gidiyor. Tabii yani Star Wars Force Awakens diğer filmlere göre biraz hani düşük. Nedeni Jedi'ların olmuş. Biraz bir zıplama istiyoruz böyle. Takla atsınlar kışın kılıçlarıyla. Şeyin ama yeni ışın kılıcı. Yani orada Finn'i çok rahatsız etti. Bazı dizilerde görürsün yani. İlk sezonları yapamazlar ilk sezonlar gibi. Sonra hatta Vampire Kira'da görsün. Hani Elena'yı hemen gösterirler. Sanki burada da biz ilk filmler gibi yapamıyoruz da. Hani Rey rüyaya giriyor ya. Hani böyle Luke'un böyle tutuşunu falan gösteriyorlar yani. Sanki dizi mi çekiyorsunuz? Gösterin işte kardeşim. Biz görmek istiyoruz Luke'u. Luke zaten adı yazıyor orada. Ben diyorum bir bakıyorum. Go da görmüş bu be. Sonunda gelmiş. izlemeye girmeden önce bir baktım. Son Luke gözüktü orada. Sanki Leonardo DiCaprio'yu 4. senelik filme getirmişler sanki. Yani çok beklesiniz Luke'u yani. Biz Luke istiyoruz. Biz Luke'u görecek. İnşallah Luke ölmez. Valla teoriler içinde Luke da ölecek gibi geliyor. Tamam, J.J. Abrams iyi bir film yapmış. Ama Star Wars kalitesinin altında bence. Force Awakens. Evet. Star Trek'e de sonra geri. Biz onu geri istiyoruz. Ya zaten bizim ilk filmleri falan. Kimler? George Lucas mı? George Lucas 4'ü yönetti. 1, 2, 3'ü 4 yönetti. Diğerlerini başka yönetmen yönetti ikisi. İki yönetmen. Bir yönetmen yönetti iki filmi. O yapımcıydı. George Lucas'ın iyi işler çıkıyor. Indiana Jones. Bir de bu Disney Indiana Jones'ı yine 2019'da vizyona sokacak. 5. filmiyle. 70-80 yaşında Harrison Ford bir şeyler yapabilecek mi? Çok merak ediyorum. 80 yaşında mı? Yok öyle sen söyle yani yaklaştı artık demek istiyorum. Ya topal aksiyona girir işte. Yılanların içine atarız onu. Yılanlardan korkuyor biliyorsun dinleyeceğiz. 2008'de artık yeter demiştik ama Disney para için son kez getirecek onu. Son kez de 4. film neydi o? Efektler bitti. Bir de ben tabii onu küçük izlediğimizde hadi diyordum ulan bu efektler neymiş böyle. Bir baktım izledim sonra Allah belanızı versin. Yani, background 0. Yine izliyordun da ama diyordun ki ilk 3 filmde yine yok be. Hani küçük olsam bile anlıyordun onu ya zaten. Ben diyordum güzelden. Ulan olmamış. Indiana Jones o yılanların içine girdi Allah'ım ya. Yaşlanmış, çok yaşlanmış dedim ben de. Ya olmuyor. Brandon Fraser mesela onun belki o da zaten gitti. Ya onlar kaydı artık. Neyse biz Harrison Ford için söylüyoruz. Disney'in ya da Spielberg yönetecek filmi. Çok kaydık. George Lucas'tan geldik. Bunu da söyleyelim. Söyle. Star Wars Harrison Ford yani Han Solo'yu harcadı. Ben böyle buluyorum. Ya keşke şey öyle Prenses Leia'yı falan ödeseydi. Yani evet Leia zaten şey yani tabii bilemezlerdi tabii. Evet de. Ama yani Han Solo seride daha yoğun. Han Solo benim en sevdiğim birinci karakterlerden de çok seviyorum. Tamam belki hani bir hani Star Wars'un bir temasının altında yan olarak kalsa da Han Solo'nun bir üstünlüğü vardı. Yönetmene bakalım dedim. Carrie Fisher'ın hani dediğim gibi. Bu yönetmen Ryan Johnson. Rian değil mi? Rian. Evet Rian, yanlış okudum. Luke yönetmiş. Evet. Breaking Bad'den de 3 bölüm yönetmiş bu. O sinek bölüm o bölüm yoksa? Allah belanı versin. En kötü bölümünü yönetmiş bir tane bölümü. Looper'da almışlar. Şeyin bölümünde yapmış bak. Hani o kimdi o? Hani bacanağın öldü. O bölümüydü bak. Ya biz de adam yaparız bir şeyler. Tıt 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 yaparız. Kapatalım. Biz nasıl? Ben bu vallahi konuştukça abartıyoruz. Luke'tan korkuyoruz. Ölmesin inşallah. Öldürmezler onu. Çünkü o bizim yani geri döndüğü o kadar seviniyoruz ki. Zaten Luke öldürürlerse ben Rey ile Finn için bir de Kylo Ren için izlemem. Zaten bizim Prenses Leia da bir dahaki 9. film olmayacak. Ama çünkü çekimleri bitmiş yani. Çok bitti o. Yani öyle sonra diyorlar son anda işte film çekimleri. Yok öyle bir şey. Sonra bir arkadaş diyor ki bana çıkıyor. Hani Creed 2017 yılında çıkacakmış. Herifler baksana çekimlerini bitirmiş. Post production'da. Creed'in daha resmi, fotoğrafı, senaryo kim yazıyor belli değil. 2017'de Creed'i bekliyorum demiş arkadaş. Şey için aynı şey. Diyorlar ya mesela Flash da ertelendi. Bak bir sene daha var çıkmasına. Evet. Onlar dedi de kolay değil bu işler. Yönetmeni yok mesela bak. Bu işler film çekme. Bak eğer 2017'de çıkacaksa film şu anda post production olmaz. Zaten bu yıl çıkanların çoğu post production'da. Evet. 2018'de şu an Tomb Raider'ın çekimleri dün başladı. Infinity War başladı. Black Panther'la 3 lira başladı. Buradan sevenlere belirtelim. Bu film biraz beni bilmiyorum. İsim ya, biraz kolay. Ama ismin içinde çok güzel anlamlar var. İnşallah o anlamlardan bir tanesi karşımıza çıkacak. İnşallah Luke mu son olacak acaba? Bu anlamı senin nasıl gördüğüne mesela. Ben Luke'u görüyorum. Olabilir. Hani mesela Kylo Ren dönebilir. O da son Jedi olarak. Ben dönsün istiyorum. O çocukta bir ışık var. Ben seviyorum onu. Köyde olmasa. Bu arada yani Rey'i nasıl geçirecek? Bence geçecek o. Nasıl geçecek? Onda çok bir şey var. Nasıl var?
Geçmiş hala onun bulutlu olur mu geçmişi? Geleceği de bulutlu olsun. Yoda'nın efsane sözleri madem güçlüsün o zaman kaçmak niye? Severim Yoda'yı. Hepimiz. Yoda'nın da zaten çok ayrı bir yeri var. Dünya şeyin içinde de bu. Konuşması yeter. Yoda abimiz, çok güzel. Hani bazıları diyor 4'le ulan 4'le 5'te kötüydü bu adam. Makette oynatıyorlardı. Nasıl seviyor mu? Yani o zaman öyle oluyor. Bizim için tabii o yıllarda efekt önemli. Ya o zaten söyleyen aptal bir geri. Çünkü o yılda artık onu gören zaten o yılda şu an bizim isimimizi kapılıyor. Yani şu an gören. O yıllar evet. Çünkü o yıllarda teknoloji yani yok. 77 mi ilk film? Evet. Çekimi 75'de. Sok 75 ne demek? Yani biz diye gördüğümüzde yani 4. filmde Yoda'yı yani şey filmlerini izledik ya mesela Captain America izledik, Batman izledik. Ulan Yoda ne böyle lan? Nasıl yapmışlar bunun efektlerini? Ama Yoda sonra güzeldi. Ama Yoda'yı sonra dirile 2-3'te adam yani. Çok uzattık. 15-16 dakika oldu. Hadi neyse. Bir sonraki böyle bu tarz videolarımız gelebilir. Haberler yapabiliriz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.